Merhaba arkadaşlar, ben Yağız, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda yine her zaman olduğu gibi balkonlarımızı, teraslarımızı güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bu videoda aloe veraları inceleyeceğiz. Aloe veralar internette hakkında en fazla bilgi kirliliği bulunan bitkilerden birisi. Bu yüzden bu videoyu biraz öne çekmeye karar verdim. Bu video aloe veraların bakımı, üretimi ve kullanılması hakkında olacak. Hepinize keyifli seyirler. Evet arkadaşlar, şimdi soldaki saksı benim terasımda duran bir saksı. Sağdaki de arka odada, panjurun arka tarafında cam kenarında kalan bir saksı. O yüzden sanki böyle kendisi sarkan çiçekler misali kendini birazcık saksı dışına atmış eğilip. Ama hiç problem değil. Bunu şimdi tekrar dikerken ben düz bir şekilde dikeceğim. Yerini değiştireceğim. Hiç problemsiz bir şekilde büyümeye devam edecek. Soldaki de benim terasımda duran bir saksı. Aslında bunların ortasında koskocaman böyle anneleri diyeyim bir tane büyük bir aloem vardı. Fakat sevdiğim bir akrabam benden aloe vera istedi. Zaten çabuk çoğalıp hızlı büyüdüklerini bildiğim için ben de büyük olanı verdim. Bu küçük olan yavruları da bana kaldı. Şimdi bu küçük olan yavruları da bu saksı artık büyük kaldı. Bu yüzden hazır çoğaltırken bunların da saksılarını birazcık ufaltacağım. Daha uygun boyuttaki saksılara dikeceğim. Çok da fazla çoğaltmak istemiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu tarz videolarda genellikle size göstermek için bu tarz şeyleri yapıyorum. Zaten bunları çoğalttıkça çoğalıyorlar, çoğalttıkça çoğalıyorlar. Çok ağırsız bitkiler. Bu yüzden bu tarz bitkileri alırken genellikle adedi az alırsanız daha iyi olur. Çünkü zaten sizin elinize yeterince çoğalacak. Çok ağırsız bir bitki, her yer aloe vera olsun istemiyorum. Şimdi ilk yapmak istediğim şey şunları bir kenara alayım, bir çıkarayım saksılarından. Hem de aloe veraların bakımları hakkında biraz muhabbet etmiş olalım. Bakın arkadaşlar, aloe veralar zaten kendileri direkt bu şekilde ayrılıyorlar. Yani aslında çoğaltması bu kadar basit. Kendi kendilerine çoğalıyorlar diyebilirim. Sizin ayırmanıza bile gerek kalmıyor yani. Şimdi arkadaşlar, aloe'lerin saksı seçiminden de bahsedeyim size. Aloe'ler küçük saksılarda daha iyi yetişiyorlar. Aslında genel olarak konuşmak gerekirse bitkiler genellikle küçük saksılarda daha iyi büyürler. Büyük saksılarda daha çok köke giderler. Bunlar için de aynı şey geçerli. Aynı zamanda büyük saksılar daha geniş hacimlerde toprak içine alabildiği için suyu kaçırdığınız zamanlar birazcık daha sizi zorlayabilir. Fakat küçük saksılar çok çabuk kuruyacağı için sizin işinizi daha kolaylaştıracak. Şimdi aloe veralar için saksı seçimi altındaki delikten başlayalım. Şimdi saksıların altında delik olmalı mı olmamalı mı sorusuna cevap verecek olursak da saksının altında delik olup olmaması hiçbir bitkinin umurunda değildir arkadaşlar. Saksının altındaki delikler bitkiler için değil, sizler için açılır. Suyu fazla kaçırırsanız fazla olan su alttaki delikten aksın gitsin diye. Eğer siz elinizin ayarına güveniyorsanız, daha fazla suladıkça daha hızlı büyür psikolojisinden kurtulduysanız altı deliksiz olan bir saksıda da çok rahat bir şekilde aloe veraya bakabilirsiniz. Hiç problem olmaz. Burada ben karışık saksılar aldım önüme. Bunların kimisinin altında delik var, kimisinin altında delik yok. Şöyle göstereyim. Bakın bunun altında delik mesela. Bunda delik yok. Karışık ekeceğim. Bakın yavruyu bu şekilde veriyor dibinden. Dediğim gibi çok üretilmesi kolay olan bir bitki. Bu yüzden alırken çok adetli almanıza gerek yok. Kendisi zaten hızlıca çoğalacaktır. Ayrıca bakın arkadaşlar, size yaprağını da göstereyim. Şöyle yapsam daha rahat görünür. Evet, kenarlarında böyle küçük küçük çıkıntılar var. Çok diken diyemeyiz bunlara. Ele batan bir şey değil.
Bu arada arkadaşlar, siz de dikerken böyle dağılanlar, köksüz olanlar vesaire olanlar olursa direkt toprağın içine yanına sıkıştırın gitsin. Hiç problem olmayacak. Emin olabilirsiniz. Onunla kendi kendine bir süre sonra kökünü yapacak. O yüzden hiç kökü varmış yokmuş. Direkt yanına sıkıştırın gitsin. Evet arkadaşlar, son olarak küçük ufak tefek olanları da buna ektim. Hepsini toplu halde. Dediğim gibi çok fazla çoğaltmak istemiyorum çünkü her yer aloe vera oluyor. Bunları da zaten gelen misafirlerimden, akrabalarımdan isteyen olursa dağıtırım yüksek ihtimalle. Evet, şimdi bunlarla işimiz bitti. Şu üçü benimle geliyor. Onların yeri yine apartman duvarının üzeri. Yoldan geçen birileri her zamanki gibi alırlar. Yarın artık orada olmazlar. Bu konuyla ilgili önceki videomdaki güzel temennileriniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. O videoyu da açıklama kısmına bırakırım. Sukulentlerle ilgili en kolay çoğaltma yöntemlerine bakmıştık. İsteyenler izleyebilirler. Bu sık sık yaptığım ama her bitki için yaptığım bir şey değil. Sadece bakın bunun gibi böyle bende yeterince fazla olan ve bakımı kolay olan, gidecekleri yerde yaşayacağına emin olduğum bitkiler için yaptığım bir şey. Bu benim hobim arkadaşlar. Okul çağlarında bile benim arkadaşlarım hikaye kitapları, romanlar okuyup okuyurken ben fen kitaplarını, biyoloji kitaplarını, bitkilerle ilgili ansiklopediler okuyordum. Siz de bu videoyu izliyorsanız ya sizin de hobiniz ya da hobiniz olmaya aday demektir zaten. Yani ne söylemek istediğimi anlıyorsunuzdur. Her şey ticari açıdan bakmak doğru değil. Evet, şimdi isterseniz güneş bize doğru yaklaşmaya da başlamışken ufak ufak ışık ihtiyaçlarından da bahsedelim. Daha sonra da en önemli konulardan birisi olan nasıl kullanacağımız konusuna geliriz. Işık ihtiyaçları arkadaşlar direkt gün ışığını sevmezler. Direkt güneş ışığı alan bir yerde bırakırsanız rengi siyah kaçar arkadaşlar. Gölge bir yerde ama aydınlık bir yerde bırakırsanız rengi yeşil olur. Siyah olmasının sebebi aslında karakteristik özelliklerinden birisi. Yani bu onların öldüğüne veya kötüye bir işaret değil. Sadece kendilerini güneş ışınlarından birazcık daha korumak için fotosentezlik hücrelerini azaltıyorlar. Yani size tavsiyem direkt güneş ışığı almayan ama aydınlık bir yerde bırakmanız. Nasıl kullanacağımız kısmına gelecek olursak arkadaşlar, bakın şöyle dikerken kopan yapraklar var. Nasıl kullanacağız kısmında bize yardımcı olsunlar. Nasıl kullanacağımıza da bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi geldik aloe veramızı nasıl kullanacağımıza. Doğru kullanıldığı takdirde gerçekten çok fayda olan bitkiler. Cildi çok güzel yumuşatır, nemlendirir ve yeniler. Kullandığınız suni kremlerden ise bu tarz şeyleri kullanmanızı, doğal olanı kullanmanızı tavsiye ederim. Fakat dediğim gibi doğru kullanmak gerekiyor. Yanlış kullanıldığı takdirde ciddi sağlık sıkıntılarına sebep olabilecek tarzda bitkiler. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de alerjik reaksiyonlar arkadaşlar. Aloe veralar ciddi alerjik reaksiyonlara sebep olabilirler. Küçük ufak tefek kaşıntılardan, kızarıklıklardan tutun da ciddi manada kullanılan bölgede şişlikler, nefes darlıkları, kalp sıkıntısı, kalp sıkışması, kalp çarpıntısı gibi ciddi sizi böyle hastaneye gitmeye zorlayacak alerjik reaksiyonlara da sebep olabilirler. Bu yüzden aloe verayı dediğim gibi bilerek kullanmak gerekiyor. İnternette de buna rağmen hakkında en çok bilgi kirliliği olan bitkilerden birisi. Direkt yenilmesini tavsiye edenler de var arkadaşlar. Öyle şeyler yapmayın. Bu tarz bitkiler işlenerek insanların önüne sunuluyor. Yani direkt kimse aloe veranın içindeki jeli çıkarıp sizin önünüze koyup da alın bunu tüketin demiyor. Bunlar işlemlerden geçiyor. Şöyle düşünebilirsiniz. İneğin sütünü direkt inekten sağıp getirip sizin önünüze koymuyorlar. İşlemlerden geçirdikten sonra sizin tüketiminize uygun hale geliyor. Bunu da öyle düşünebilirsiniz. Ağızdan kullanıldığı takdirde ağrı kesici etkisi olması gibi böyle farklı farklı faydaları olduğu söyleniyor. Arkadaşlar, ben hiçbir zaman videolarda konuların çok derinlerine dalmamaya çalışıyorum. Çünkü arkadaşlar bizim burada yapmaya çalıştığımız şey balkonlarımızı, teraslarımızı yeşillendirip daha böyle doğaya yakın hissedebilmek amacımız aslında. Bu yüzden öyle konunun çok derinine girip sizin canınızı sıkmamaya özen gösteriyorum her videomda. Fakat bu farklı bir konu, affınıza sığırarak çok azıcık derine dalmam gerekiyor, çok kısa bir süreliğine. Aloe veraların içerisindeki salisilik asit, aspirinin de yapıldığı asetil salisilik asit kimyasıyla birbirine çok benzer. Buradaki dikkat etmeniz gereken kelime arkadaşlar benzer. Benzer demek aynı demek değildir. Bir yeriniz ağrıyorsa
aspirin kullanmanız gerekiyorsa aspirin kullanın. Yüzyıllardır bilimin evrimi, bilimin adımları insanların ömrünü uzatıyor. Bu yüzden tamam doğallıktan yanayım. Fakat doğallıktan yana olmam demek körü körü bütün doğal olan her şeyin üstüne atlayacağım anlamına da gelmiyor. Aynı zamanda bunu ağızdan aldığınız zaman kullandığınız diğer ilaçlarla da tepkimeye gidebilir. Bu yüzden bu tarz şeylerden uzak durun arkadaşlar. Bir yeriniz ağrıyorsa ağrı kesici kullanın. Aspirin kullanmanız gerekiyorsa aspirin kullanın. Şimdi doğru olanı nasıl kullanmamız gerekiyor kısmına gelecek olursak da şöyle arkadaşlar. Aloe veraların içerisinde böyle jelimsi bir madde var. Yaprakların iç kısmı böyle etlidir, kalın kalın. İçerisinde jelimsi bir madde var. Bu jelimsi madde işte bizim kullanacağımız kısım. Yani bunu kabaca bir muz olarak düşünebilirsiniz. Dış kısmındaki muzun kabuğu gibi düşünün. Bize iç kısmı lazım, içi lazım yani. Öncelikle eldivenlerimizi takıyoruz. Aloeları soymaya başlıyoruz. Şöyle. Bakın iki tarafına kesik attıktan sonra bıçağımı ortadan şu şekilde çekiyorum. Evet, şimdi bana lazım olan kısmı iç kısmını almak için de en kolay yöntem kaşıktan faydalanmak. Şu şekilde kaşığın iç kısmıyla şöyle yapalım. Bakın içinden jöle gibi çıkıyor, görüyor musunuz? İşte bize lazım olan kısmı bu kısmı. Bakın şu. Bunu da bir kaba alacağım. Şöyle bir kaba. Evet arkadaşlar, bakın aloe veramızın içerisindeki jelimsi kısmı bu şekilde çıkardık. Şimdi yapacağımız şey arkadaşlar, bunun içerisine içme suyu ekleyeceğiz. Ve bunu arkadaşlar bu şekilde direkt güneş ışığı almayacağı bir yerde 24 saat boyunca bırakacağız. Arkadaşlar bakın, gün ışığının altında göstermek istedim size ama bugün hava biraz kapalı. Bu çıkan sarı yeşil suyu dökeceğim. Bu arada bakın, dün akşamdan gitmişlerdi hatta. Kendilerine bol şans diliyoruz. Bol bol büyüsünler. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde içerisinde oluşan o sarı yeşil suyu döktükten sonra içine tekrar bir bardak daha içme suyu koyup onunla böyle bir durulama gibi çalkalayıp onu da döküyoruz. Ve daha sonra jölemsi bir sıvı haline gelene kadar eziyoruz. Şimdi yine elimize eldiven takıp yaptığımız aloe vera özünden biraz alıp el bileğimizin iç kısmına, sadece bir tanesini, daireler çizerek sürüyoruz. Ve bu şekilde bırakıyoruz. Bir süre sonra sürdüğümüz yerde kızarıklık, kaşıntı, yanma, kabarma gibi belirtiler olmazsa bütün vücudumuzu da güvenle kullanabiliriz. Söylediğim gibi cildi çok güzel nemlendirir, yumuşatır ve yeniler. Ve bunu yapan sentetik kremlerden çok daha iyi ve doğaldır. Zaten aloe vera özü içeren kremler de aynı bu şekilde üretiliyor. Sadece daha profesyonel bir yöntemle. Herhangi bir kokusu yok ama siz isterseniz içine lavanta veya gül gibi doğal esanslar da karıştırabilirsiniz. Bunu küçük bir krem kabı gibi bir kabın içerisine koyup buzdolabında saklayabilirsiniz. Bir hafta 10 günlük, 15 günlük kadar yapın. Daha sonra bittikten sonra tekrar aynı işlemleri uygulayıp yenisini yaparsınız. Nasıl kullanacağımızı bilirsek arkadaşlar, doğa gerçekten de bize çok güzel imkanlar sunuyor. Video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda yine balkonlarımızı, teraslarımızı güzelleştirmeye, yeşillendirmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Doğaya yakın kalın. Hoşça kalın.